ben bir girmeden bir küçük bir açıklama yapabilir miyim? Buyurun. Şimdi sosyal medyada şöyle bir saldırı başlatmışlar bana. Ben demişim ki adını da vereyim. Gerçek Gündem adlı bir haber sitesi yapmış e, bu saldırıyı. Ben demişim ki e, insanlar e, bu elektrik faturalarıyla boğuşurken millete doğa, şey dağıtacağız, kuru fasulye dağıtacağız. Bu sayede işte bu faturaları... Bilmiyorum. Ya şimdi bu kadar rezillik, bu kadar kepazelik olur mu? Konuşu, orada ona karşı çıkıyorsunuz, buna karşı çıkıyorsunuz. E, şu da olmasın, nükleer de olmasın üzerinden gelen ve e, ne yapacağız yani? Ha, tamam o zaman bir espriyi, millete kuru fasulye dağıtalım bir espriyi sanki millete şey önermişim, kuru fasulye dağıtalım bu gerçekmiş gibi. Ya bu kadar rezillik, bu kadar kepazelik olur mu ya? Ya bu aslında Turgay Şimdi yani pardon o, bir dakika onun espri olduğunu ilkokul çocuğu da anlar da Anlar. ama Edeyeceğim. anlamak istemiyor işte o dert başka orada. Yani şöyle dert. dese anlayacağım. Dersin ki hani ya bir düzgün bir espri olmadı ha. hani filan. Ha. Yani ne münasebetsiz bir espri Bu oldu. sanki şeymiş gibi. Ciddiymiş gibi. Ciddiymiş ben böyle bir formül önermişim. bunu kimse gibi. inanmaz buna ya. Bu Ya saçma. inanmaz. Ayrı mesele şöyle oluyor. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyor ya. 3 gün kalıyor. sonra kalıyor ve diyor ki sen diyor bunu da önermiş tam onu evet, dediğinde açıkladın ya artık. Onu yani, dediğinde şimdi, olay netleşti. E, Beyler. Şimdi mesela a, kim yazmış onu? Bu gerçekten e, falan değil ama ya. Ha? Japonya gazeteci ve Rusya bu. örneğini verdim ya ben. Bu opera demek ki rahatsız olmuş burada. Neden? Çünkü Almanya girmiyor nükleer enerjiye. Almanya, Avusturya, Danimarka, Portekiz, Lüksemburg toptan reddediyorlar nükleer Hı. enerjiyi. Yani e, Almanya'nın da o e, o konuda faka basmaması, nedeni reddetmesi. Peki. Almanya'nın yeniden yeniden konu nükleer değişmeden ben de haberler söyleyebilir miyim? Yani pardon bunu, Zafer Bey'i de duyalım. Almanya'nın yeniden nükleer santralleri dönmeye dair bir karar aldığına dair haberler de çıktı yakın dönem. Hakan Bey. <laughs> Nerede İstifa etti? Söyleyeyim önce ben size burada söyleyeyim. İlker Aydıng programı almıştı. Hemen söyleyeyim. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu. Pardon. Orada Yeşiller Öyleyim. Partisi buna izin vermez. Kesinlikle izin vermez. Hakan Bey buyurun. Ee, İlker Aycı'yı programa almıştınız. Bir hafta sonra filan ayrıldı görevinden. İlker Aycı Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanları arasında en başarılı başkanlardan biri. Konumuzda ilgisi var şimdi ya? Niye ayrıldığını bilmiyorum. Hayır neden? Çünkü çocukluğundan beri tanıdığım bir insan namusludur, dürüsttür ve çok da başarılı. Mesela görmeye gittiğimde nerede 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 gittim depoda buldum yönetim kurulu başkanını. Önlük giymiş, orada vida mida sıkıyordu. Yani çocukluğundan tanıdığım için, aile dostum olduğu Peki. için söylüyorum. teşekkür ederim. Şu anda Almanya'da 18 aktif nükleer reaktör var. Şu an, Şimdi, bana izin verir misiniz bir son bölümde konuşacağımız konuyu bir konuşalım isterseniz. Ee, birinci bölümde e bu sosyal medyadaki Erdoğan'la yönelik e, tweetleri konuştuk. Ayrıca siyasetin genel bahar havası, ikinci bölüm ve uzunca bir bölüm olarak da elektrik faturalarındaki e, faturalarına yönelik tepkileri konuştuk. Şimdi de biraz siyasete girelim. Çok şey konuşacaktık siyasette ama bence en ilginci şu Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir, e, bir bir tür kulis haberi. Ee, var orada da Davutoğlu ile ilgili bir takım iddialar var Davutoğlu'nun amacı ittifakı yıkmak mı sorusunu sorduracak nitelikte bir şey Cumhuriyet gazetesinde e, Cumhuriyete konuşan muhalefet temsilcileri Davutoğlu'nun uzun süredir millet ittifakının yeniden kurulmasını bu kapsamda yeni kurulan ittifakta her partinin eşit şekilde yer almasını ve eşit sayıda milletvekili çıkaracak şekilde seçimlere hazırlanmasını istediği vurgulanıyormuş. Yani Davutoğlu böyle taleplerde bulunuyormuş ve bu da büyük sıkıntılara yol açıyormuş. Yani diyormuş ki e, yeniden kuralım bu ittifakı, her parti eşit şekilde yer alsın ve eşit sayıda milletvekili çıkarsın diyormuş. E, bu konuyu biraz tartışmak istiyorum. Bedri Baykam'la başlayalım. Yani şayet bu haber e, doğruysa ki Cumhuriyet'in bir kulis haberi sonuçta benim gazetem olduğu için doğru olduğuna inanarak e, konuşacağım. E, tabii ki çok yanlış bir yaklaşım e, Sayın Davutoğlu'dan. Çünkü e, siz e, o zaman ne yapacaksınız? İnsanlara, e, CHP'ye e, oy vermiş insanların verdiği oyların bir kısmını Davutoğlu'na e, mı yazıyorsunuz? E, kendi partinize eşit derecede e, böldürecek misiniz? Yani yüzde otuz gücü olan bir partiyle yüzde bir ve yüzde yarım ve yüzde bir buçuk gücü olan partiler eşit derecede, eşit sayıda milletvekili çıkaracak falan demek. Bunun anlamı şudur. Bunun uygulanabilir hiçbir tarafı yoktur. Geçen programlardan birinde konuşmuştuk. Yani kalkıp seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı olursa yardımcıları da şu 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 parti başkanları olsun demek... Bunun kabul edilebilir bir yönü vardır, bir ağırlığı vardır, bir mantığı vardır. Ama bunun yok. Bunun kesinlikle yok. Bu ancak e, yani e, sanki sanki e, İttifakı'nı sabote etmek için e, söylenmiş bir laf. Şimdi e, şöyle bakıyor, anahtar konumdayız. Dolayısıyla ne dikte edersem ne talep edersem… Davutoğlu mu? Davutoğlu de, mu anahtar konumda? Kendince öyle düşünüyor. He. Yani bir oyun bile. Ee, önemli olduğu bir yerde yüzde birin yarımın çeyreğin bile önemli olduğu bir yerde e, diyor ki ben olmasam bu kapı açılmaz. <laughs> Dolayısıyla benim de şartım olmamın şartı bu. Siyasete ahlakimi bence değil. Yani ama şu bence rasyonel de değil. Rasyonel de değil ama şu e, böyle bir rasyonel olmayan e, siyasi anlamda etik olmayan diyeyim bu davranış karşısında muhatabının da yapması gereken buyur kardeşim güle güle sen ittifak mı ittifak yapmıyorum demektir. Onur Bey. Şimdi Sayın Davutoğlu tabi başbakanlık yaptı. İyi bir akademisyen. İşte kütüphanemde e, stratejik derinlik kitabı e, tepelerde bir yerde duruyor. <laughs> Derinde ee, bir yere bırak. Bununla birlikte yok yapmam. Hani değerli bir akademisyen. Şey bunu, bunu şey yapmak durumdayım. Hani teslim etmek durumdayım. Ama değerli olduğu kadar da biraz macera perest tarafı var. Yani daha önce işte bu e, Süleyman Şah Türbesi'ne ilişkin e, hadisede. Suriye politikasına ilişkin konularda. Yani Sayın Erdoğan'ı eleştirdiğimiz bütün noktalarda Davutoğlu da var. Yani birbirinden çok farklı noktalarda değiller. Ve gördüğüm kadarıyla Sayın Davutoğlu onlardan geri dönüp de ya yanlış yaptık biz burada şöyle yapmalıydık falan da demiyor. Yani yapılan aynen arkasında duruyor. Burada hani mutlaka hep bütün siyasetçilerin niyeti halisanedir. Keza onunki de öyledir eminim ki. Ama şu tespiti yapmak lazım. Bazen böyle bir e, olduğundan daha fazla... E, ...hareket kabiliyeti görüyor gibi bir e, his var. Yani Türkiye'de böyle yönettiler yani zamanda. Şimdi gerçekten hani e, Sayın Bayrakçı'nın yanında bunu söylemek istemem. İttifaklar hani çünkü e, siyasetin rasyonalitesini ve... E, ...anket çalışmasının nasıl yapıldığını hepimizden iyi biliyor ama... E, ...ittifaklarda oylarınız toplanmaz sadece. 2 artı 3 eşittir 5 etmez. O sinerjiden faydalanırsınız. Elbette ki bu ittifakta da... ...eğer Millet İttifakı'na dahil olacaksa Davutoğlu'nun partisi... Elbette ki bir faydası olacaktır. Niye? En azından AK Parti'ye giden oyları alma ihtimali olabilir veya başka bir sinerjisi olabilir. Başbakan olarak oraya bir şey katabilir. Bununla birlikte o sinerji hiçbir zaman işte kendinizden 10 kat daha fazla oy alan bir partinin e, yarattığı katma değer kadar olabilmesi mümkün değil. Ki, dolayısıyla? Dolayısıyla yani Sayın Davutoğlu'nun bu genel e, iddialı hareketlerinin burada da fazla iddialı şekilde devam için şey, yansıdığını görüp Hakan Bey. Real, real anlamda çok e, karşılık bulamayabilir. Valla ben başka bir açıdan bakacağım çünkü bakılacak açıların baktı arkadaşlarımız açıkçası her ne kadar vefa kelimesi Süleymaniye semtinin yanındaki bir mahalle ismi olarak günümüzde maalesef kalmış oraya sığmış olsa bile maalesef paranın gücü vefayı falan çok açtı bu devirde zor bulunur asletler oldu. Ama açık söyleyeyim bir genel başkan veya bir lider ya da bir başbakan beni bakan yapsa yetmeyip bir de başbakan yapsa Türkiye değil dünya bir araya gelse ben dönüp onun değil aleyhine konuşmak muhalefet bile etmem. Sayın Davutoğlu'nun zekasını efendim akademik kişiliğini evet Onur Bey'e katılıyorum ama Vefa kelimesinin hele ki sizi bakan yap kim yap? O, evet o yapmış evet. evet bak. O onun hiç mi hak eden bir tarafı yoktu? Onu hak eden Türkiye'de binlerce insan var. Sizi seçmiş. Bakan olacak seviyede Türkiye'de 30 bin kişi çıkar, 50 bin kişi çıkar. Onu seçmiş. Demek ki bakan yapmış. Başbakan ol demiş bir de ya. Başbakan sen ol demiş. Ben cumhurbaşkanı oluyorum. Buraya geç demiş. Bitti. O saniyeden sonra o bütün aleyhte konuşmalar zayittir. Dolayısıyla bu benim kişisel 38 yıllık siyasette gördüğüm, Türk siyasetinde izlediğim, dünya tarihinde ve siyasetinde de izlediğim davranışlar arasında Elbette bunun gibi yüzlercesi, binlercesi. Peki ya yani Davutoğlu siyaset ama yapmayacak mı? Onu mu diyorsunuz yani? Bakın diyorum ki şekil farklı. Siz lider olarak çıkarsınız ya da kendinize özel bir şeyle bir yere gelirsiniz. Kendi becerilerinizle. Ama sizi eğer birisi e, sen olacaksın deyip bakan yapmış, yetmemiş vurguluyorum. Eski uygulamada başbakan bir numaralı adamdı. Peki başbakan yaptı beni diye evet. ben siyaset yapmayacak mıyım? Başka bir parti kuramayacak mıyım? Eğer sizi mıyım? yapan adam sen lütfen siyaseti bırak diyorsa bırakırsınız vefalı biriyseniz. Öyle şey yok. Bir de orada bir dikkat çeken bir açıklama. Ha bu ben, ben buyum. Başka biri der ki hayır ben pragmatım. Ben prens kitabını okudum. Ben fırsatçıyım bana kim ne verirse versin, fırsatını bulursam deviririm falan. Öyle çok var tarihte. Yani sonuçta herkes biliyor e, Sayın Davutoğlu'na gücün veya siyasi ünün nereden geldiğini herkes biliyor. E, kendisi de biliyor. Bırakalım halk karar versin. Yani, evet, e, halk karar verir buna. Ona ne kadar destek vereceğini de sonuçta göreceğiz e, halkın. E, ama ben illa sizin gibi hani siyasete hiç girmesin Bıraksın filan e, demiyorum. Ama bütün bu gerçekler hepimizin gözü önünde sonuçta. Bir de o önermede şöyle bir mevzu var. hani kilit Hangi parti, önermede? E, kilit parti olmak önermesi. Ama mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle bir sistem ki bütün partiler kilit parti. Yani 10 tane oyunuz varsa bile %50 artı 10 zaten kazandığınız için... Herkes kilit parti bu noktada. Yani, yani biraz daha real değil. E, evet yani. E, e, ve zaten e, e, mesela Millet Partisi'nin e, Millet İttifakı'nın büyük partilerinin önerdiği formüllere yanaşmazsa ya yani bundan en çok kendisi zararlı tabii çıkar. Tabii, tabii. Ne yapacak? Son anda tekrar Cumhur İttifakı'na gidip beni de alın mı diyecek. Ya şöyle bir şey var. Yani bir defa akıl var, mantık var, izan var. Karşında senin ana muhalefet partisi var. Oyu belli. Yüzde senin 30 mislin oyu var. Var. Yani senin daha %1 olup olmadığın bile kuşkulu. 0 nokta bilmem neyle gösteriliyor anketlerde oyun. Sen çıkıyorsun hepimiz eşit milletvekili falan. Ben sanmıyorum ya eşit milletvekili demiş olabileceğini. Yani Davutoğlu bile Belki böyle bir şey orada metafor söylerdi. kullanılmıştır. Rafael Şahin. Evet yani öyle bir e, çekince bırakmak lazım. <laughs> Eğer demişse. Diye evet yani ben bana hiç lazım. şey gelmedi yani. Hani çok ayakları yere basan bir açıklama değil ama şeyi söyledi. Bir kulis haberi yani. Şeyi söyledi. Millet İttifakının adı değişecek. Onu dedi. Şimdi siz Millet İttifakının adının değişeceğini kime danışarak açıklıyorsunuz? Eğer bunu Kemal Bey'le Meral Hanım'la istişare ederek açıklıyorsanız o bile sorunlu. O zaman bunu çıkıp değil mi? Kamuoyuna beraber açıklamanız lazım. Şimdi tabii Ahmet Bey de böyle ciddi bir özgüven e, olduğu bilinir. Ee, şu anda sanki biraz muhalefetin yani Millet İttifakı'nın fikri önderi, doğal lideri gibi kendisini konumlandırmaya çalışıyor sanki. Ee, ben şunu merak ediyorum. Acaba bu İngiliz ve Amerikan büyükelçileri İmamoğlu'yla değil Ahmet Davutoğlu'yla görüşseydi e, şu an ne olurdu? Hangi açıklamayı yapardı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ha O da bir büyük bir skandaldır. Bakın şimdi siz... Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AK Parti'de işte Dışişleri Bakanlığı yapmış iki tane isim. Büyükelçi onlarla görüşmüyor mesela Büyükelçiler. O da bence önemli bir ayrıntı. Benim aklıma hep Abdülhatif Şener geliyor bu açıklamaları gördükçe. O da çok Zafer Bey de, e, siz şaşırıyorsunuz, görüşmeseler de Yok Bedir Bey vallahi şaşırmıyorum. Siz bugün <laughs> bana çok fazla söylemediğim şeyi itham ettiniz. Yani sanki ben, ha, ben yanlış anladım? Türkiye'nin çevre harekatını yerin dibine batırmışım gibi ben öyle demedim. Ben sadece bazı Kişimerin Peki bazı dedi. değil. Şimdi bizi de linç ettirmeyin lütfen. Hayır bazı değil. Lokal söyle. Ha lokal söyle. Bir söyledim. yere özel söyle. Şu da var ee, Ahmet Bey. Ben Abdüllatif Şener örneğini niye verdim? Abdüllatif Şener de yola böyle iddialı çıkmıştı. Parti kurmalar işte şöyle olacak böyle olacak. Sonuç CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun da memleketinin Konya olduğunu düşünürsek... ...ileride Halit benzer bir edebilirim. benzer bir durum orada da olabilir mi? Yani olabilir gibi geliyor bana. Ama ben Ama CHP Konya'dan var. sınırlı sayıda milletvekili çıkarıyor. İşte bir zaman. tane çıkartıyor. Onu Abdülhatif Şener'le Saadet Partisi'nin gençlik kollarından gelen e, milletvekiline ayırdılar. Eskiden gene bir tane CHP'li oradan milletvekili seçilebiliyordu. Atilla Kart vardı galiba anayasa hukukçusu öyle hatırlıyorum en son. Değil mi Bedri Bey? Galiba. Ee, evet. iyi, bir, i̇yi bir milletvekiliydi öyle hatırlıyorum. Şimdi onun yerine artık Abdülhatif Şener seçiliyor. Bundan sonraki dönemde de yine tercihlerini oradan yana Ben şeyi bilemiş. de anlamıyorum. Yalnız harika. arada fark var Zafer. Pardon Hakan Bey. Abdülhatif Şener'i Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan yapsaydı Abdülhatif Şener bu işlere kalkışmazdı. E onu da başbakan yardımcısı yaptı. Yani ya Tamam ama başbakan başka bir olay ya. Seni diyor bir benim yerime üstü. Bekir bırakıyorum. diyor. Yani şu ben şeyi anlamıyorum Abdülhatif Şener'le ilgili. Severim Abdülhatif Şener'i. Hiçbir problemim yok kendisiyle ama yani mesela sen Sivaslısın. Sivas'ta politika yapmışsın yıllarca Refah Partisi'nin. Ben hatırlıyorum Sivas milletvekilliğiydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisine geçiyorsun. Ya yanında Sivaslıları da götürsene bir içtiyse bir kısmını Sivas'tan aday ol. Niye gidip Konya'dan aday oluyorsun yani değil mi? O da çok tuhaf bir şey. Yani demek ki sen Sivas'ta İkna edemiyorsun yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanları ya Bu da arada, Meh Mehmet Bekeroğlu için de aynı şey. Yani sen Rize'den, Rize'lisin, Rize'den belediye başkan adayı oluyorsun, Rize'den aday oluyorsun, CHP'ye geçiyor, İstanbul'dan aday oluyor. Bir, Bu arada bir, Ahmet Bey, başka bir haber kaynağım diyor ki, benim ciddiye aldığım bir haber kaynağımdır, eşit milletvekili demiyor diyor, eşit söz hakkı diyor. Ha eşit söz hakkı ayrı bir yani şey. Eğer öyle diyorsanız bu da daha ayakları yere onu, basan bir yorum. Evet yani, yani eşit söz hakkı. Ya yani cumhuriyetteki bu daha haber eşit... tutulur. Eşit evet, evet, söz olur. hakkı ne demek? Ya eş tabii ki eşit olacak söz hakkı yani onu. Şimdi buradaki haberde geçen şu cümle aynen şöyle. Bizim uydurmamız değil. Her partinin eşit şekilde yer almasını ve eşit sayıda milletvekili çıkaracak şekilde seçimlere hazırlanılmasını evet. istemiş. Bana yani çok mantıklı geldi. Yarın bir gün doğrusunu, doğrusunu öğreniriz evet. muhtemelen. Ben, yani ben bu ise... açıklamaların özellikle iyi partilere rahatsızlık yaratacağı kanaatindeyim. Ya ben ee... baştan şunu söyledim <laughs> olur. Şimdi Onur Bey bir Davutoğlu portresi çizdi. %100 katılıyorum hepsi söylediklerinin hepsine. Ben Davutoğlu'nun Millet İttifakında mutlaka bir arıza çıkaracağını söyledim o ittifak açısından bir küçük felaket olacağını söyledim Davutoğlu'nun. Ama ben ittifak açısından söyledim bunu. Yani Davutoğlu'nun şahsına söylemedim. O biraz kendi şahsına almış bir televizyon programında bana da cevap vermiş. Bazı Davutoğlu'cular da bana diyorlar ki Çık karşısına terör. Ya kardeşim ben Davutoğlu'nun rakibi miyim? Ben siyasetçi değilim ne değilim? Bana ne yani? Davutoğlu... Ama o dediğin bu sebepten oluyor. Benim yani dediğim işte sebepten oluyor. Davutoğlu karşısına çıkacakmışım. Buraya gelecekmiş. Bir de Beraber de kozlarımızı paylaşacak. Dediniz, dediniz ya siz. Arıza çıkaracak. İşte o çıkarmaların filan sebebi hep de az önce söylediğim sebep. Bu arada ben bugün bir... Evet, yani ben atayım. daha çok Onur Bey'in saydığı o kişilik özelliklerinin bu arızayı çıkarma potansiyelini içinde barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla Millet İttifakına sağlayacağı katkıdan ziyade bozucu bir efekt yapacağını düşünüyorum. Ama yani şunu benim da eklemek siyasi lazım. analizim bu. Yani ben de Davutoğlu'na saygım sonsuz. Herhangi bir saygısızlık yapmıyorum ama böyle Siyasi analiz yapıyorum. Bazen ben, ama biraz da macera perest de olmak gerekiyor. Savunmak anlamında söylemiyorum. Onu o yaklaşımın ayaklarının yere basmadığını ben de düşünüyorum. Ama bazen tarihi de böyle ayakları yere basmayan adamlar böyle bir şey yapabiliyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Ya burada Kemal Bey de acaba Davutoğlu'na biraz cesaretlendirecek bir yaklaşım mı sergiliyor? Yani ittifak içerisinde bence çok fazla. Ee, bilinmez nokta var, kör ben, nokta. Ben Hakan Bey'e soracağım. Mesela Hakan... İyi Parti rahatsız, Karamollaoğlu rahatsız, hatta Babacan rahatsız diyorlar. Son şunu söyleyeyim. Ben bugün bir AK Partili haber kaynağımla konuştum. Ne diyorsun dedim bu habere? Bizleri keyifle izliyoruz dedi davut AK Parti keyifle izler tabii canım. Bizim dengemizi bozan zaten kendisidir dedi. Ee, orada da aynısını yapması yakındır ha, diye bir bizim uygulayıp. içimizdeyken. Tabii yani. tabii tabii. Hakan, Hakan Bey bir sonra bir, bir dakika sonunda. Tamam. Şeyi soracağım size. Siz genelde şey olarak hani bir vefa nosyonundan yola çıkarak yorumladınız. Evet. Peki Millet İttifakı açısından oradaki bu tutumları açısından Rasyonu. baktığınızda ne görüyorsunuz? İşte o e, bunu doğuruyor dememin sebebi şu. Başbakan yani ismini değiştirmek istiyor ittifakın bilmem tamam. işte bunun sebebi şu. bazı insanlar bir göreve geldiği zaman onu kendi eseri olarak görürler. Bazı insanlar gerçekten bir başardığı bir şeyi kendi eseri olarak başarmıştır. Hiç siz sıfırdan parti kurarsınız. Birdenbire ne bileyim 34 alır yürür gidersiniz. Ama sizi e, tek başınıza kaldığınızda ben parti kuruyorum, ben liderim deyip de 07 alıyorsanız o bir ara seçimde aldığınız yüzde buçuktan sonra 49 olmuş olmanız sizi o toplumun büyük lider payesi verdiği düşüncesini size gerektirmemelidir. Ama bazı insanların ihtirası diyeyim ya da aynada baktığında gördüğü kendisi gerçek olduğu kendisinden fazla olabiliyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? En iyi politikacı nasıl politikacı biliyor musunuz? Kendini ne olduğundan aşağıda gören ne de olduğundan yukarıda gören politikacı en başarılı politikacı. Bu. Gerçekten mi? Evet. Neredeyse o. Gerçekçi. Bedri Baykan. E, demin beni e, çok az üzen bir şey söyledi. Ben hiç kimsenin sevgili Zafer Şahin'e karşı kimseyi kışkırtmak falan hiçbir zaman yok ne olur, aklıma gelir ne şey. Biz çoğu zaman farklı şeyler düşünen e, saflardayız ama ben e, kendisiyle çok güzel bir sempatik diyaloğum var. Sağ ol. E, Fenerbahçeliyiz. Gerek yok. Fenerbahçeliyiz. Ama bir düzelti yapmam lazım. Almanya 2021'de yalnız 13, demin söylediğiniz bir rakamlar vardı. 13,3 enerjisi e, Almanya'nın nükleer enerjiydi. Bu 6 tane e, e, santrali vardı. 3'ü 2021 sonunda kapandı. 3'ü de 2022 sonunda kapanacak. Peki yeni ve bu, şimdi ve bu açılmayacak 2011'de mı? nükleerden tamamen çıkmayla şimdi... ilgili aldıkları... Kararların Bakın sonucu. Alman yayın organı çıkan bir haberi çok kısa okuyayım size onu söyledim buldum az önce. Şu an Almanların %77'si elektrik fiyatlarındaki artışın durdurulmasını istiyor. 3'te biri bunun ancak nükleer enerjiyle mümkün olabileceğine inanıyor ve Almanya'da bir grup e, Aydın denilmiş haberde hükümete nükleer enerjiden vazgeçilmemesi çağrısında bulunmuş. Olabilir ama yani, Almanya Yeşiller Partisi buna izin vermez. Hiç merak etmeyin. Vallahi işte ne demişti yani Demirel? Almanya için halk... de geçerlidir. Siyasette evet. 24 saat sonra ne olacağı belli olmaz. <laughs> bu elektrik fiyatları böyle giderse Almanya da bence o karardan dönebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın seyirciler bu akşam tarafsız bölge gerçekten önemli bulduğum bir konuyu uzun uzun konuşma fırsatı olduğu bizim açımızdan bu faturalar, elektrik faturalarının yüksekliği, esnaf ayrı dertlik, insanlar ayrı dertli, herkes faturalarını paylaşıyor. Bu bir sorun, bu sorunun çözülmesi lazım. Bizim amacımız bu sorun üzerinden siyaset üretmek değil, bu sorunun çözülmesinin sağlanmasını sağlanmasına yönelik bir kamuoyu oluşturmak, çağrıda bulunmak. O açıdan iyi bir program oldu. Değerli katılımcılar da çok önemli katkılar sundular. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hoşçakalın.